Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda anlatmak istediğim şey neredeyse bütün dünya müziklerinin temel bir yapısı olan 1-4-5-1 akor yürüyüşüyle neler yapabileceğimiz, bunun üzerine nasıl çalışabileceğimizle ilgili. Neden bunu seçtim? Çünkü şöyle bir sorunla karşılaşılıyor genelde. Bir yapının içerisinde, bir tonalite içerisinde biz armonileri kullanırken, melodiyi armoni seçerken daha doğrusu, aslında bu basit yapıyı kaçırıyoruz ve daha karmaşık bir takım akorlar bulmaya çalışıyoruz. Hani ya da bulamıyoruz falan. Aslında bence temelde orada duruyor. 1, 4, 5'i kullanarak bir şarkı içerisinde her sese bir akoru bulabiliriz ve bu akorlar o kadar çeşitli olabilir ki biz bile şaşırabiliriz. Bu video bununla ilgili. Bakalım bu çalışmada neler bize yardımcı olacak, ufkumuzu nasıl açacak onu görelim. Evet, şimdi başlayabiliriz. Konumuz şu: 1-4-5 akorunu kullanarak biz bir melodi hattına üzerinde ilerlerken o melodiyi akorlarla nasıl çalacağız? Bu konuyu nasıl düşüneceğiz? İlk önce yapmamız gereken şey basit. Bir majör tonundan başlayacağız ve her zamanki gibi do majör üzerine ilerlemek istiyorum. Neden? Bir arızası falan yok. Herkes tarafından kolayca anlaşılabilir diye. Şimdi ben 1, 4, 5 derecelerini çalarak bir kadans oluşturacağım. Buna mükemmel kadans diyoruz. Şöyle: do majör, fa majör 4. derecesi, sol majör 5. derecesi, do majör 1. derece. Yani 1, 4, 5, 1 yaptık. Son derece basit bir yapı. Yani bu yapı üzerine ilerliyor zaten. Bu yapının genişlemesi üzerine armoni dediğimiz şey oluşuyor zaten. Şimdi hikayemiz şu: biz aslında bu 1, 4, 5 akorunu bastığımız anda, aynı anda basarsak do majörün bütün sesleriyle karşı karşıya oluyoruz. Yani seslerin kendileri bu 3 akorun içerisinde de bulunmuş oluyor. Bu da demektir ki biz bir melodiyi çalarken o melodiyi bir akor eşliğinde çalar isek bu akorlardan birini çalmış oluyoruz anlamına geliyor. Bunun için de egzersizimizi buraya yaslayacağız. Nasıl yapacağız? Bir do majör gam yapalım ilk önce ki konuyu anlayalım. Yani melodik yapımız bir gam olsun ilk önce. Süper. Oh, do majör. Şimdi her bir sese, bu gamı ilerletirken ve geri gelirken her bir sese bir akor yerleştireceğiz. Ve bu akorun kendisi, daha doğrusu sesin kendisi, o akorlardan bir tanesinin içerisinde bulunacak. Ne demek istiyorum? Şöylece. Mesela ilk do'dan başlayacağız ya, gam yapacağız. Do. Bu do hangi akorun içerisindeki bir sesti? Do majörün. Süper. Demek ki ben do çalarken do majör çalabilirim yani. O zaman yapmamız gereken ne? Bu. Ama bizim için kritik olan şey şu: bizim için melodi, bunu asla unutmayın, her zaman akorun içerisindeki en üstte tınlayan ses olacak. Yani en tizde tınlayan. Yani biz do çalarken bir akoru basar isek o akorun içerisindeki bu do en tizde tınlayacak ki biz o melodiyi duyabilelim. Yani kulağımız o melodiyi duyabilsin. O yüzden tamam, bu do majörün içerisinde ama bu tizde olacağına göre bu mi ile solü bu tarafa alıyorum. Buradaydı, buraya geldi. Demek ki do majör bastım ama melodim burada. Süper. İkincisi, do'dan sonra hangi melodi geliyordu? Re. Re hangi akorun içerisindeki bir sesti? Ha, sol majörün içerisindeki bir sesti. Süper. Buradaydı. Bu da tizde tınacağına göre sol güzel. Şimdi iki tane akorumuz oldu: do majör, sol majör. Re, melodimiz re.
Üçüncü melodimizin üçüncü ayağı neydi? Mi. Bu hangi akorun içerisindeki bir sesti? Yine do majör içerisindeki bir sessiz değil mi? Evet. Ama mi'yi ne yapacağız? Yine tizde tınlatacağız. Evet. Yani şu solü yukarı aldım. Böyleyken bu. Bu tizde olacağına göre mi, solü bu tarafa aldım. Üç tane akorumuz oldu. Ve melodimiz ilerliyor. Harika. Geldik fa'ya. Fa. Hangi akorun içerisinde? Fa majörün içerisinde. Ama tizde olacağına göre şu ikisini hop bu tarafa. La do, la do. Şimdi ne oldu? Re mi fa. Sol'e geldik. Sol. Sol majör de olabilir. Do majör de olabilir, değil mi? İkisinin içerisinde sol var. Tercih sizin. Şu. Sol majör tercih ettim. Sol majör tercih ettim. Şimdi la'dayız. Hangi akorun içerisinde la? Fa majörün. Ama tizde olacağına göre do'yu yukarıya. Bu tarafa, sol tarafa. Evet. Si. Sol majörün içerisinde kesinlikle. Ve do. Do majörün içerisinde. Nasıl bir şey oldu? Re mi fa sol la si do si la sol fa. Ve böylece biz ne yaptık? Do majör içerisinde bir ne çalarsak çalalım, melodi olarak nereye denk gelirse gelsin, aslında ona bir akor belirledik. Bir adres belirledik. Ve bu adresi belirlediğimiz zaman artık bir eşlik yaparken, değil mi? Bir şarkıcıya eşlik yaparken ya da kendi kendimize bir doğaçlama yaparken, ne olursa olsun harmonik olarak bu adresleri seslere atadığımız adresleri, akor adreslerini rahatlıkla çalabiliriz, değil mi? Mesela şöyle bir şeyler çalıyorum mesela. Atadım ya. Gördünüz mü? Son derece pratik ama zenginlik açısından harika bir yapı. Şimdi bunu bulduktan sonra, bu adresleri bulduktan sonra artık burada bizim tercihimiz bunları karıştırmak. Nasıl yaparsak yapalım. Do majörün içerisinde de bunu yapabiliriz. Do'yu tutarak, ama diğer basları değişse bile, burada yapıda baslar değişse bile bu hep ton içerisinde kalacağı için bu akorlar hiçbir sorun olmayacaktır. Mesela şöyle düşünün. Ya da böyle başka bir stil çalıyorsunuz mesela, ne diyelim. Her şey yapılabilir aslında. İkinci konu bununla ilgili. Hani biz melodimizi ne dedik? Tizde duyulsun dedik ya. Onu ne diyelim? Ona bir tane daha aynısından bir oktavını ekleyelim. Yani dubleleyelim onu, öyle derlerdi. Dubleleyelim. Yani ne yaptık? Mesela diyelim ki şöyle, değil mi? Do majör. Si, do, si, la. Bunu bastığımız zaman şu ses tizdeydi yani. Biz onu duyurmak istiyoruz. Bunu dubleleyelim. Yani bir tane daha bundan çalalım. Sol majör, si'den bir tane daha, la, la, bir tane de buradan, görüyor musunuz?
son derece etkili değil mi? Son derece zengin yani güçlü bir armoni. Eğer güçlü bir şey istiyorsak bu... Böyle şeylerde çalabiliriz. Bu bir egzersiz anlamında söylüyorum. Şimdi bunları majörlerde yapıyoruz. Hiçbir sorun yok. Minörlerde de aynısını uygulayabiliriz. Yani işte do minördeyiz. Yine 1-4-5'i kafamıza yerleştiriyoruz. Do minör, fa minör, sol majör, do minör. Dizisi. Değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Yine diziliği devam ettireceğiz ya bu şekilde. İlerleyeceğiz, geleceğiz. Egzersiz. Do. Neydi? Do, do minör. Re, sol majör. Mi bemol. Hangi siz akor içerisindeydi? Do minör. Fa, fa minör. Sol. Sol majör. La, la bemol. Fa minör içerisinde. Minörlerde de ilginç bir hava oluşabilir. Mesela şöyle diyelim. Gördünüz? Evet, konu anlaşılmıştır sanıyorum. Bunları bu şekilde uygularsanız majör ve minörlere, dizileri de bu arada tabii ki öğrenmiş oluyorsunuz ve içerisindeki akor yapılarını öğrenmiş oluyorsunuz. 1, 4, 5 akoruyla o dizi içerisindeki her bir sese bir akor atayarak zengin bir eşlik, biraz kendi hem şarkıcı çalıyorsanız, bir şarkıda çalıyorsanız, bir grupla çalıyorsanız ne olursa olsun bunları kullanabilirsiniz. Evet, umarım yararlı olmuştur. Hemen bir kitap tanıtmak istiyorum size. Umarım baskısı vardır. Çünkü ben bu kitapların çok az sattığını düşünüyorum. Böyle bir baskı yapıp hemen hop bittiğini ve bir daha da kimsenin almadığı için basılmadığını düşünüyorum. Daniel Martin Fiege'nin, Almandır kendisi, Caz Felsefesi diye bir kitabı. Şöyle bir daha tutayım şöyle. DOS yayınlarından çıkmış bir kitap. Yani DOS yayınlarına teşekkür ediyoruz. Böyle kitapları basıyor filan. Onlara selam gönderiyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu kitabın basım tarihi 2014. Berlin'de basılmış. 2016'da da yayın haklarının DOS kitabı bir almış. Hemen kitabın içeriğine giriyorum. Hemen bölümlerini okuyayım size. Bir dakika, şurada şeyini de söyleyeyim. Çevirmeni de söyleyecektim de. Necati Aça. Necati Aça çevirmiş. Çok da güzel çevirmiş. Zordur böyle kitapları çevirmek yani. Müzikle ilgili olduğu için. Ama tercümanlık Hacettepe Üniversitesi falan. Heidegger falan. Süper. Kariyerinde okudum bu arada Necati Bey'in. Evet. Evet, geliyorum şimdi. Çok uzun bir kitap değil. Aslında 115 sayfalık bir kitap. Ama nokta atışı kesinlikle. Bir kere cazla felsefe arasında bu düşünce yapısı kurmak zaten başlı başına bir olay benim için. Birinci bölüm giriş, caz felsefesi nedir? İkinci bölüm, caz ve Avrupa sanat müziği geleneği. Üçüncü bölüm, eser ve doğaçlama. Dördüncü bölüm, müzisyen ve gelenek. Beşinci bölümde kapanış, cazın felsefeci önemi diyor. Şimdi peki bu kitabın önemi neden, nedir diye sorarsak şöyle bir durum var arkadaşlar. Genelde müzik felsefesi sanat felsefesinin bir alt kategorisi gibi değerlendirilen ama genelde üzerinde çok az felsefe yazısı yazılan, felsefe olarak konuşulan, genelde sanat felsefesinin konuları resim, heykel gibi diğer konular ilgilendiği için müzik felsefesi biraz kısır kalıyor burada, en azından üretim açısından. Burada da zaten bu konuya önem vermiş.
Diyor ki şöyle diyor mesela birkaç altını çizmişim onları hemen okuyayım. Müziğin ne olduğu sorusu sanatsal müziğin ne olduğu sorusundan anlamlı bir biçimde ayrılmaktadır. Bakın bu bile bir şey. Müziğin ne olduğu sorusu sanatsal müziğin ne olduğu sorusundan ayrıdır diyor. Çünkü müziği değerlendirirken sanatsal olup olmadığı yani sanat yutuyor çünkü konuyu. Hemen şurada ünlem yapmışım. Onu da okuyayım. Bu da önemli bir cümle. Sanatsal müzik ile sanat iddiası taşımayan müzik arasındaki fark anlamlıdır. Yani bunu ayırıyor. Sanatsal müzikle sanat iddiası taşımayan müzik. Şöyle diyor. Sanat olmayan müzik vardır. Öyle ki sanat felsefesi soruları müzik felsefesi sorularının ancak bir kısmını teşkil eder. Biraz önce dediğim gibi. O yüzden denilebilir ki müzik felsefesi ile sanat felsefesi birbiriyle örtüşmez. Yani apayrı bir felsefi düşünme biçiminden bahsediyoruz. Hemen şurada müziğin değerinden bahsederken çok önemli şeyler söylüyor. Sanat iddiası taşımayan müziğin bu yüzden değersiz bir müzik olduğu çıkarımı geçerli değildir. Yani değer anlamında. Çünkü bir şey sanat iddiasında bulunmadan da değerli bir müzik olabilir. Ya. Güzel söz değil mi? Çünkü sanat iddiası olmayan bir müzik başka bakımlardan değerli olabilir. Süper değil mi? Ufkumuzu açıyor yani. İlla sanat, işte bu sanatçı değil, bu da sanatçı filan. Sanatçı olmak zorunda değil. Müzik sanatsal bir müzik olmak zorunda değil ama başka türlü bir değeri olabilir. Diyor. Neyse konu ilerliyor. Ben burada birçok altını çizmiştim ama hemen şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir karşılaştırma yapıyor. Avrupa Batı müziğinin caz müziğiyle bir karşılaştırmasını yapıyor. Burada karşılaştırmada aslında beste ve doğaçlama arasında bir düşünme yöntemi var. Performans arasında var. Yani caz performanslarıyla Batı müziği yazılı müzik, yazılı çizili müzik arasındaki performans bir karşılaşma var. Çok çok iyi bir kitap. Çok yararlı bir kitap. Yani müzisyenler için, müziği düşünen insanlar için bence çok yararlı bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Çok uzattım. Özür dilerim. Dost kitap, Dost yayınlarına. Çok teşekkür ediyoruz. Okumanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.